Sayın Süha Işıklı'yı, Siemens Enerji'den Süha Işıklı'yı ekrana davet etmek istiyorum. Oturum başkanı olarak. Teşekkürler Feraye Hanım. Hoş geldiniz abi. Herkese merhabalar. Konferansımız dolu dizgin seyrediyor. Beşinci oturuma hoş geldiniz. Yabancı konuklar için küçük bir hatırlatma yapacağım izninizle. Dear international guests, the panel will be in Turkish language. So in order to follow in English, there's an interpretation option. You may anytime click in Zoom screen for English translation. Thank you. Evet, dolu dizgin gidiyor. Sabahtan beri teknolojisinden mevzuatına kadar, finans seçeneklerinden çeşitli hidrojen veya trend konulara kadar pek çok boyutuyla kojenerasyon konularını dinledik. Aslında şimdi bu oturumumuzda da konunun ana aktörleriyle birlikteyiz. Bifil kojenerasyon sistemlerini uygulayan, çalıştıran Türkiye'nin sanayi devleri. Burada konuklarımı kısaca sizlerle tanıştırmak istiyorum. Tüpraş, Hayat Kimya, Erdemir, Sokar Türkiye ve Kazan Soda bizlerle birlikte. Biz de Siemens Enerji olarak bu oturumun moderasyonunu üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Feraye Hanım da bahsetti. Kabaca bir saatimiz var panelimiz için. Şöyle her firma açısından 10-11 dakika süre sanırım yeterli olacaktır. Ben sözleri Tüpraş'tan Kırıkkale Rafinerisi İşletme Baş Mühendisi Ebru İlter ve Kırıkkale Rafinerisi'nde yine proses şefi olan Eylem Esin Yılmaz'a vermek istiyorum. Buyurun, söz sizin. Ben Eylem Esin Yılmaz, Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'nde enerji üretim ünitelerinde proses şefi olarak görev almaktayım. Sunumumuz kapsamında bugün sizlere Tüpraş hakkında genel bir bilgi verdikten sonra 2018 yılında tamamlanarak devreye alınan yeni kuvvet santrali projemizi Ebru Hanım ile beraber aktaracağız. İlk başta rakamlar ile Tüpraş'a bakacak olursak, Tüpraş Türkiye'nin en büyük endüstriyel kuruluşudur. 30 milyon ton kapasitesiyle Avrupa'nın 7. ve dünyanın 26. en büyük rafinerisidir. Türkiye ihracat rekortmenleri arasında da 3. sırada yer almaktadır. Son 15 yılda 6,9 milyar dolar yatırım yapan Tüpraş'ın cirosu 2020 yılında 63,2 milyar Türk lirası olmuştur. Üretimin yanı sıra dağıtım, lojistik ve ticaret alanlarında da aktif olan Tüpraş entegre bir oyuncudur. Tüpraş 2020 yılında farklı ülkelerden farklı çeşitlerde ham petrol tedarik etmiştir. Ham petrol rafinerilerde işlenerek LPG, benzin, motorin ve fuel oil gibi ürünler üretilmekte ve pazara sunulmaktadır. Tüpraş'ın dünyada konumuna tekrar bakacak olursak, 4 rafineri olarak 9,5 Nelson kompleksitesi ile rafineriler arasında konumlanmaktadır. Akdeniz bölgesinin en kompleks rafinerilerinden bir tanesidir. Tüpraş, İzmir, Kırıkkale ve Batman olmak üzere 4 ayrı rafineride üretim yapmaktadır. İzmit rafinerisi 14,5 Nelson kompleksitesi ile Tüpraş rafineri arasında en kompleks rafineridir. Türkiye'nin petrol ürünü talebinde de %55'i Tüpraş karşılamaktadır. Rafinerilerimizde güvenilir bir şekilde üretimde sürekliliği sağlamak ve rafineri ihtiyacını karşılamak amacıyla kuvvet santrallerinde elektrik ve buhar üretilmektedir. Elektrik üretimi buhar türbinleri ve gaz türbini vasıtasıyla yapılmaktadır. Buhar ise hem konvansiyonel kazanlarda hem de atık ısı kazanlarında gerçekleşmektedir. Gaz türbini ile entegre çalışan atık ısı kazanlarımızda ilave burner olmadan veya ilave burner'ı da buhar üretilerek rafineri ihtiyacı karşılanmaktadır. 4 rafineri olarak toplam elektrik kurulu gücümüz 404 megawatt. Buhar üretim kapasitemiz ise kuvvet santrallerinde toplam saatte 2534 tondur. Tüpraş'ı genel hatlarıyla sizlere aktardıktan sonra Kırıkkale Rafinerisi'nde hayata geçirilen yeni kuvvet santrali projesini anlatmak üzere Enerji Üretim Baş Mühendisimiz Ebru Hanım sunuma devam edecek. Tekrar herkese merhabalar. Eylem Hanım'a anlattıkları için teşekkür ediyorum. Sunumun bundan sonraki kısmında Kırıkkale Rafinerisi'nde 2018 yılında devreye almış olduğumuz yeni kuvvet santrali hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle neden yeni bir kuvvet santrali yatırımına ihtiyaç duyduğumuzla başlamak istiyorum.
Eski santralimiz rafinerinin devreye giren ilk ünitelerinden biri ve 2010'lu yılların sonunda artık ömrünü tamamladığını sinyallerini vermeye başlamıştı bize. Peki neydi bu sinyaller? Özellikle buhar hatlarının ömrünü tamamlaması kaynaklı bakım maliyetlerimiz son dönemde çok artmıştı. Ağırlıklı olarak fuel oil yakmaktan kaynaklı operasyonel maliyetlerimiz yüksekti. Buna ilave olarak iç buhar tüketimlerimiz fazlaydı. Verimlilik anlamında istediğimiz noktada değildik. Kondanserli türbinlerin devrede olmasından dolayı verim kaybı yaşamaktaydık. Kazanlarda güvenirlik anlamında problemlerimiz vardı. Anlık tripler ve beklenmedik kaçaklar yaşamaktaydık. Bu da rafineri operasyonlarının sürdürülebilirliğini tehdit etmekteydi. Saydığım bütün bu sebeplerden dolayı yeni kuvvet santrali projesi daha da bir önem kazandı ve nihayet 2018 yılında devreye alınarak rafineriye hizmet vermeye başladık. Kuvvet santralinin ilk dönemlerinden sizlerle fotoğraflar paylaşmak istedim. Özverili bir çalışma ve heyecanlı bir yolculuğun sonunda yeni kuvvet santralinin son halini görmektesiniz. Peki kuvvet santrali konfigürasyonumuz nasıl? Biraz bundan bahsetmek isterim. Kimyasal su tasfiye ünitesinden gelen demin suyumuz 2 adet degazörümüze giriş yapar. Bunlardan bir tanesi santrale hizmet verirken diğer degazörümüz rafineriye kazan besleme suyu sağlar. F2901 ve F2902 adında 2 adet buhar kazanımız var. Bu kazanlar 89 bar ve 540 derecede 120 ton bölü saat buhar üretebilir kapasitedeler. F2901 kazanımız konvansiyonel tipte bir kazan. F2902 ise HRSG atık ısı kazanımız. Kırıkkale rafinerisinde çalıştırılan ilk ve tek HRSG olma özelliği de taşıyor aynı zamanda. HRSG ile birlikte çalışan gaz türbünümüz GE tarafından üretilmiş, HB doğalgazla çalışan ve 45 megawatt kapasitesi olan bir gaz türbünü. Kazanlarımızda 3 çeşit yakıt yakabiliyoruz. Bunlar doğalgaz, fuel gaz ve UCO adını verdiğimiz bir çeşit sıvı yakıt. Yine kazanlarımızdan ürettiğimiz VHP kademesindeki buhar, 2 adet buhar türbünümüzde çeşitli basınç kademelerine kırılabiliyor. Bunlardan sol tarafta bulunan türbünümüz yeni santral yatırımı ile birlikte devreye alınan ara çekişli ve karşı basınçlı bir buhar türbünü. Hemen yanındaki ise eski santralimizden getirdiğimiz ve projeye dahil ettiğimiz kondanser tipte bir türbün. Bu türbünü soğuk yedek olarak bekletiyoruz. Yeni türbünden HP, MP ve LP ara kademeleri çekebilirken kondanserli tip buhar türbünümüzden yalnızca MP basınçta ara kademe çekişi yapabiliyoruz. Yeni santralden kısaca bahsettim. Peki eski santraller arasında ne gibi farklar var? Dilerseniz biraz da ondan bahsetmek isterim. Eski santralde ağırlıklı olarak sıvı yakıt tüketimi kaynaklı kazan besleme suyu sıcaklığımızı yüksek tutma zorunluluğumuz vardı. Dew point corrosion'dan dolayı. Bu da beraberinde ilave buhar tüketimleri getirmekteydi. Kazanlara beslediğimiz taze havayı hava ön ısıtıcılarımızla ısıtıyorduk. Yine buradan gelen ilave bir buhar tüketimimiz var. Eski santralimizde bulunan kazanlar negatif basınçla çalışmaktaydı. Bu sebeple bir baca gazı fanına ihtiyaç duymaktaydık. Bu da bize ilave bir elektrik tüketimi olarak yansıyordu. Sıvı yakıttan bahsetmiştik. Bunun atomizasyon ve sonrasında yapılan kurum üflemelerinde ilave bir buhar tüketimimiz olmaktaydı. Biraz önce bahsettiğim kondanserli türbinlere ilave olarak ara kademe buhar ederlerini kırma vanalarımız ile de desteklemek durumundaydık. Buradan elektrik üretimi anlamında da bir verimsizlik gelmekteydi. Ve son olarak kondanserli buhar türbinlerinin ihtiyacı olan soğutma suyunu sağlamak için iki ayrı soğutma kulesini devrede tutmaktaydık. Buharlaşma kaynaklı zaten bir verimsizliğimiz vardı. İlave olarak pompaların elektrik tüketimini de eklediğimizde maalesef istediğimizden uzak bir noktada kalmaktaydık. Bütün bunları bir kenara koyduğumuzda yeni kuvvet santrali ile birlikte EII değerimizde, Energy Intensity Index değerimizde ciddi bir düşüş yaşadık. Elektrik üretim maliyetlerimizi %46 oranında azalttık ve santralin termal verimliliğini %40 mertebelerinden %80'lere çekmiş olduk. Son olarak da sizlere işletmesel anlamda sahip olduğumuz iyi uygulamalardan kısaca bahsetmek istiyorum.
Diverture için HRSG kazandı. Diverture için oluşturduğumuz Emergency Shutdown Logic sayesinde gaz türbünün triplerinde maksimum 15 saniye içinde acil mod değişimi ve kesintisiz buhar üretimi sağlıyoruz. Hızlı mod geçişimiz sayesinde HRSG'de taze hava modunda kazanı çalıştırabiliyoruz ve yine bu sayede master eder basıncımız etkilenmeden operasyonlarımıza devam edebiliyoruz. Konvansiyonel kazan ve HRSG'de tek burner'da aynı anda hem sıvı hem gaz yakıt yakabilme imkanımız var. Fotoğrafta gördüğünüz spot ve ring bölgeleri sayesinde merkezde sıvı yakıt, çevresinde gaz yakıt olacak şekilde burner'larımızı çalıştırabiliyoruz. Bu da güvenirliği ciddi anlamda yükselten bir faktör. Türbünlü kazan besi suyu pompası ve taze hava fanı sayesinde enerji kesintisinde de bizler kesintisiz buhar üretimi sağlayabiliyoruz. Bu sayede rafineri genelinde enerji kesintisine kesintisi kaynaklı bir duruş olması halinde bile emniyetli bir şekilde ünitelere durmaları için vakit kazandırmış oluyoruz. Burada gördüğünüz fotoğrafta elektrikli taze hava fanımızın yanında bir adet yedekli taze hava fanı görmektesiniz. Aslına bakarsanız santral genelinde kritik ekipmanlarımızın hepsinin türbünün yedekleri de mevcut. Türbünlü ekipmanlar acil durum ekipmanı olduğu için normal operasyon şartlarımızda devrede tutmuyoruz. Onun yerine elektrikli ekipmanlarımız devrede. Ancak acil durumda basınç ya da akışın düşmesine bağlı olarak otomatik bir şekilde start alabilecek bir logic sistemimiz de var mevcut. Kazanlarda don basıncı ile kaskat çalışan KBS basınç ve devir kontrolümüz mevcut. Bu sayede değişen don basıncına karşılık KBS pompalarının devir ve çıkış basınçları da otomatik bir şekilde değişmekte. Burada gördüğünüz bir adet master basınç kontrolörümüz var ve tüm pompaların devir kontrolörlerine sinyal gönderecek şekilde çalışmakta. Degazör çıkışında yakın oksijen takibi ve kaskat buhar basınç kontrolü sağlıyoruz. Bu sayede degazör iç basıncını mümkün olan en düşük seviyede götürerek hem buhar tasarrufu sağlıyoruz hem de oksijen değerlerinin limitler dahilinde seyrettiğinden emin oluyoruz. BIAS sistemimiz var. Bu BIAS sistemiyle otomatik kazan yük kontrolü sağlayabiliyoruz. Özellikle HRSG'nin daha yüklü gitmesi adına bu BIAS değerimizi çok yakından takip ediyoruz. Master basıncını sabit tutacak şekilde kazanlar arasında gerektiği durumlarda yük transferi, yük aktarımı da yapabilmekteyiz. İlave olarak kazanları master header'e bağlı çalıştırmanın yanı sıra her kazanı don basınç kontrolünde de çalıştırabiliyoruz. Bu da bize operasyonel anlamda bir esneklik kazandırıyor. Benim yeni kuvvet santrali adına anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ebru Hanım, Eylem Hanım biz teşekkür ederiz. Evet, TÜPRAŞ ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Enerji maliyetlerinin azaltılması anlamında da böyle etkin rakamları doğrudan kendilerinden dinlemek gerçekten bizim için kıvanç verici oldu. Bir taraftan da arz güvenliği çok önemli bir unsur. Şu an Hayat Kimya Enerji Üretim Şefi Engin Albayrak'a söz vermek istiyorum. Zannediyorum ki şebeke arızaları noktasında bir takım konuları kojenerasyon sistemleriyle çok güzel bertaraf ettiler. Buyurun Engin Bey, söz. Merhaba öncelikle. Tüm katılımcıları buradan selamlıyorum. Engin Albayrak, Hayat Kimya Enerji Üretim Şefi olarak görev almaktayım. Sunumuma Hayat Holding tanıtımıyla başlayacak olursam, Hayat Holding olarak iki ana grupta üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. 1969 yılı ile Ağaç grubunda Kastamonu Entegre, 1987 yılı itibariyle ise tüketici grubunda Hayat Kimya firmalarımızda yer almaktayız. Her iki firmamızda %100 yerli sermaye ile yatırımlarını sürdürerek sektörlerinde global oyuncu olma hedeflerini hızla ilerlerken farklı coğrafyalarda ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırmaktadır. Hayat Holding tüketici grubunu oluşturan Hayat Kimya, 4 ayrı kategoride uluslararası pazarda müşterileriyle buluşmaktadır. Ev bakım, hijyen, kişisel sağlık sektörlerinde tüketicilerin aşina olduğu bilinir markalara ev sahipliği yapan şirketimiz, son bir yılda sağlığımızı tehdit eden salgın hastalığa karşın ürettiği yüksek kaliteli Evani ve Good Care günlük kullanım maskeleriyle ürün çeşitliliğini arttırmıştır.
11 iştirakte 21 üretim tesisimizde 14 marka ile üretim faaliyetlerini sürdüren firmamız ürünlerini 100'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Tüm bu operasyonlar sonucu 8000 kişiye yakın istihdam alanı oluşturan firmamız tüketicilerimizin takdiriyle 1.8 milyar dolar ciroya ulaşmıştır. 100'den fazla ülkede her dakika milyonlarca evde markalarımızın tüketiliyor olması gelecek yatırımlarımız için bizleri heyecanlandırmakta ve özellikle farklı lokasyonlarda yeni talepler oluşturmaktadır. Hızla büyüyen ve yatırım odaklı stratejimizin karşılığı olarak şirket hacmimiz her geçen gün ivmeli şekilde yükselmektedir. 2019 yılı Türkiye İhracatlar Meclisi değerlendirmesine göre 287 milyon dolar ihracatımız ile ülke sıralamasında 45. sırada yer almaktayız. Diğer bir veriye göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıklayan İstanbul Sanayi Odası verilerine göre 4.2 milyar TL üretimden net satış miktarı ile listede 39. sıradayız. Son derece önem verdiğimiz, son yıllarda da yatırımımızı arttırdığımız ARGE'mizde 23.2 milyon TL yatırım bedeliyle ARGE'ye en fazla yatırım yapılan şirketler arasında 63. sırada yer almaktayız. Tüm bu başarıların yanında müşteri odaklı üretim anlayışımız sonucu ürettiğimiz ürünlerin yurt dışı pazarda sayıları hızla artan ödülleri bizleri gururlandırmaktadır. Bulunduğu her lokasyonda pazar liderliğini hedefleyen firmamız yeni yatırımlar ile sektöre yön vermeye devam etmektedir. Milyonlarca eve uzanan globalleşme yolculuğunda gelişen teknolojiye ayak uydurmanın da ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle enerji ihtiyacının her gün arttığı dünyamızda verimli enerji kullanımının fark yaratacak en önemli unsurlardan birisi olduğu bilincindeyiz. Bu sebeple bulunduğumuz tüm lokasyonlarda kojenerasyon teknolojisiyle yüksek enerji verimli tesisler inşa ederek global oyuncu olma hedefine hızla ilerlemekteyiz. Kojenerasyon tesisine ilk yatırımımız 2000 yılında Kocaeli deterjan fabrikamızda devreye aldığımız 5.2 MW elektrik üretim kapasitesi gaz türbiniyle başlamıştı. 2007 yılında ise Türkiye'de ilk kez kağıt sektöründe atık ısının doğrudan kağıt kurutma projesinde kullanılması bakımından öncü proje kabul edilen Kocaeli Kağıt Fabrikası kojenerasyon tesisimizi devreye aldık. Ekranda da görmüş olduğunuz projede 7.5 MW elektrik üretim kapasiteli iki gaz türbininin elektrik üretimiyle birlikte açığa çıkan yaklaşık 500 derecedeki atık ısı doğrudan kağıt makinesi HUD bölgesine aktarılarak ki konvansiyonel sistemlerde burdörler yardımıyla yapılan kurutma işlemi bu noktada atık ısıyla gerçekleşmektedir. Kurutma sonrası atık ısı yüksek ve düşük basınçlı kazanlarda buhar üretimi için kullanılmakta ve son olarak sıcak su ekonomizerlerinde sıcak su üretimi sonrası bacadan dışarıya atılmaktadır. Böylelikle akış diyagramına 500 derecelik sıcaklıkla başlayan egzoz gazı iklimsel değişkenlik ve ihtiyaca göre 110 derecelere kadar düşürülebilmektedir. Gelişen tecrübemiz ile birlikte 2014 yılında devreye aldığımız Mersin Kağıt Fabrikası'nda lisanssız elektrik üretimiyle ihtiyacımıza en uygun tasarım sonucu devreye aldığımız kojenerasyon tesisimiz 8. ICCI ödüllerinde sektörde en verimli proje uygulaması ödülünü almıştır. Bir önceki sunum ile aynı akış diyagramına sahip projede sektörde sık rastlanan gaz türbini giriş havasının soğutulmasının yanında yüksek gramajlı ürünler dediğimiz yani elektrik ihtiyacının düşük, kurutma ihtiyacının yüksek olduğu ürünlerde otomasyon sistem entegresiyle türbin giriş havasının ısıtılarak egzoz gazının ısıtılması tesisin değişken koşullara rağmen yüksek verimde çalışmasına olanak sağlamıştır. Bizim için de bu bakımdan ilk olma özelliği taşımaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi yatırım odaklı stratejimiz bizlere farklı ülkelerde, farklı özelliklerde proje geliştirme ihtiyacı oluşturmaktadır. Örneğin atık ısı ihtiyacına göre belirlenmiş gaz türbinli veya gaz motorlu yatırımların yanı sıra bulunulan lokasyon ihtiyaçları kojenerasyon tesislerini zorunlu hale getirmektedir. Süyab Bey de aslında bahsetti sunum başlangıcında. Ve bu açıklamaya en güzel örnek Nijerya olacaktır. Ülkenin enerji arz güvenliği ile planladığımız üretim faaliyetleri aynı çizgide olmadığından kendi enerjimizi üretme mecburiyeti bu lokasyonda açığa çıkmıştır. Nijerya'da durum böyleyken Rusya ülkenin gaz üretim kapasitesine bağlı olarak doğal gaz fiyatlarının düşük seyretmesi kojenerasyon tesislerini fizibil kılmaktadır.
Bu değişkenlerin, son yıllardaki bu değişkenlerin yakın takibi olarak Hayat Kimya Enerji Grubu birçok ülkenin enerji faaliyetlerini yakından takip etmektedir. İleriye dönük yatırımlar için kendimizi sürekli güncel tutmaktayız. Kojenerasyon tesisinin avantajını sıralayacak olursak, doğru üreteç seçimiyle yüksek verimli tesis kurabilme. Burada doğru üreteç kelimesi çok önemli, çok önem veriyoruz. İhtiyacın çok iyi belirlenmesi ve ekonomiksel değişkenler proje çalışmalarına muhakkak dahil edilmelidir. Bildiğiniz üzere piyasada çok olumlu örneklerin yanında atıl durumda bekleyen kojenerasyon tesisleri de hem milli servet olarak hem de biz mühendisler olarak üzüntü vermektedir. Bir diğer avantaj, kesintisiz enerji kavramı kojenerasyon için önemli bir avantaj kalemektir. Hatırlayanlar muhakkak olacaktır. 31 Mart 2015 tarihinde Türkiye'nin büyük bölümü ve hatta metro, tren gibi ulaşım ağlarındaki etkilendiği büyük bir enerji kesintisi yaşanmıştı. O gün mevcut kojenerasyon tesisimiz 6 saat boyunca Adamot'ta çalışarak kampüsümüzde bulunan 5 üretim tesisimizin enerji ihtiyacını karşılayarak bu kesintiden etkilenilmemesini sağlamıştı. Ekonomik değişkenler ve iklimsel şartlara bağlı olarak %25'e varan enerji maliyetlerinde tasarruf, ürün satış stratejilerinde de elimizi güçlendirecek önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Ve son olarak kojenerasyonda yerinde üret, yerinde tüket imkanı hat kayıplarını minimize ederek enerji tasarrufuna katkı sağlamaktadır. Hayatın bir evvel normal akışına girmesini temenni ettiğimiz 2021 yılında kojenerasyon yatırımlarımıza devam edeceğiz. 4 ayrı ülkede planladığımız tesisler içerisinde Türkiye Mersin tesisimizde devreye almayı planladığımız yeni kağıt makinemizin enerji ihtiyacını geçmiş sunumda bahsettiğim şekilde gaz türbinleri ile sağlayacağız. Rusya Tataristan bölgesinde yer alan iki kağıt fabrikamıza ek olarak Moskova Kaluga bölgesinde devreye alacağımız bir kağıt fabrikası ile ülkede sektör liderliğimizi perçinleme gayretinde olacağız. Bu noktada yeni tesisimizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere 10 megawatt, her biri 10 megawatt elektrik üretim kapasiteli iki türbin ve atık ısı kullanım ekipmanları ile kojenerasyon tesisi inşa edeceğiz. 2016 yılından beri konvansiyonel olarak çalışan gaz bürokrasisi ve ekonomiksel değişkenlerin ancak bu yıl itibariyle proje yapmaya yerleşti olduğu Mısır'da ise yıl sonunda kojenerasyon ile çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz ki şu anda inşaat çalışmaları devam etmekte. Ve son olarak Cezayir'de de mevcut kojenerasyon santralimize artan üretim kapasitesine hizmet etmek üzere 2 megawatt gaz motoru ilave etmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Engin Bey'e sunumdan dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten ihracat şampiyonlarımızın, sanayi devlerimizin kojenerasyonla gücüne güç katmasını izlemek bizim için de kıvanç verici. Erdemir sıradaki firmamız. Erdemir Enerji Yöneticisi Barış Sezer. Buyurun Barış Bey. Teşekkür ederim Suha Bey. Öncelikle Kojenerasyon Derneğimize düzenlemiş olduğu konferanstan ve bizi de davet ettiği için teşekkür ederim. Sunumumu başlatıyorum. Ben de sunumumda önce bağlı bulunduğumuz Oyak Maden Meteoroloji'den kısaca bahsedeceğim. Sonrasında Erdemir Enerji Yapısı'nı ve kojenerasyon uygulamalarımıza geçeceğim. Oyak Maden Meteoroloji, Türkiye'nin en büyük ve tek entegre yaz çelik üreticisidir. Erdemir olarak 500 bin ton ham çelik üretim kapasitesiyle başlayan yolculuğumuzda bugün 9 şirketten oluşan Oyak Maden Meteoroloji 9,8 milyon ton ham çelik üretim kapasitesine ulaşmıştır. 11.500'ün üzerinde çalışanıyla çelik boru ve profil, dayanıklı ev gereçleri, otomotiv, gemi inşa, makine imalat, elektrik ve elektronik, enerji, savunma ve metal ambalaj sektörlerine hizmet vermektedir. Üretim yapan şirketlerimizden ve ürün gamlarımızdan bahsedecek olursam, 1965 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ticari işletmeye girerek Türkiye'nin yassı çelik ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Erdemir, 2006 yılında Oyak Maden Meteoroloji bünyesine katıldı. Erdemir, uluslararası kalite standartlarında sıcak ve soğuk katlelenmiş kalay, krom ve çinko kaplı ürün ve levha üretimi gerçekleştiriyor. 1970 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan İsdemir ise 2002 yılında grubumuza dahil oldu.
Türkiye'nin en büyük sıvı çelik üretim kapasitesine sahip entegre bir demir çelik fabrikası olan İsdemir, sıcak katlenmiş yaz ürünler, telli çubuk, kütük ve pik döküm üretiyor. Romanya'da bulunan Erdemir Romanya ise 2002 yılında yine Oyak Maden Metalurji bünyesine katıldı. Şirketimiz silikon yassı çelik üretimi yapmaktadır. Ürünlerimiz elektrik motorları, güç transformatörleri, jeneratörler ve güç dağıtım birimleri üreten sektörlere hizmet vermektedir. Yine 2001 yılında kurulan Erdemir Çelik Servis Merkezi, müşterilerin istediği ebatlarda kesme faaliyetleri yürütmekte ve anlık talepleri karşılayarak istenilen lokasyonlara süratle sevk etmektedir. Ana üretim tesislerimizin dışında Erdemir Madencilik, Erdemir Mühendislik, Erdemir Asya Pasifik, İsdemir Linde Gaz Ortaklığı Anonim Şirketi ve son olarak da yenilenebilir enerji üretmek amacıyla Erdemir Enerji bulunmakta. Uluslararası pazarda da faaliyetlerini sürdüren Oyak Maden Metalurji'nin 2020 yılı cüresi olan 4 milyar 575 milyon doların 786 milyon doları ihracattır. Erdemir enerji yapısını anlatacak olursam, enerji altyapımız bizim proses gazlarını öncelikleyen bir yapıdır. Demir ve çelik üretim proseslerinde üretilen yan ürün gazlar ki bunlar KOK gazı, yüksek fırın gazı ve çelikhane gazıdır. Bunlar ile buhar üretimi yapılmaktadır. Kuvvet santralinin esas amacı üretilen 45 bar buhar ile yüksek fırınlara yanma havası sağlayan turbo blowerları beslemektir. Kalan buhar ile turbo jeneratörlerde elektrik üretilmekte ve ihtiyaç halinde basınç düşürme istasyonları vasıtasıyla 15 bar proses buharı desteklenmektedir. Bunların yanı sıra fabrika basınçlı havası, soğutma amaçlı deniz suyu, basınçlı yangın şebekesi suyu ve saf su üretimi ve dağıtımı ile doğal gaz ve yan ürün gazların dağıtımı yapılmaktadır. Kuruluş kapasitesi olan 3000 metreküp dakika yüksek fırın yanma havası, 200 ton saat buhar ve 20 megawatt elektrik bugün 14200 metreküp dakika yüksek fırın yanma havası, 630 ton saat buhar ve 189 megawatt elektrik kapasitesine ulaşmıştır. Kuvvet santralimizi proses akış şemasından anlatmak istiyorum. Sistemimiz iki ayrı sistemden oluşmakta, kuvvet santrali. Konvansiyonel sistem dediğimiz buhar kazanları ve turbo makinalar, turbo jeneratör ve turbo blower'larımız ve bir de kojenerasyon tesisimiz. Konvansiyonel tarafta 5 adet buhar kazanımız bulunuyor. Az önce de söylediğim gibi yüksek fırın gazı, çelikhane gazı, KOK gazı yakıt olarak kullanılıyor. Burada yüksek fırın gazı çok yüksek miktarda üretilen ve fakat kalorisi düşük bir gaz. O yüzden kazanlarımızın ana yakıtı olarak yüksek fırın gazı kullanıyoruz ancak bunlara pilot gaz olarak KOK gazı ve veya doğal gaz tüketmekteyiz. Buhar kazanlarında ürettiğimiz 45 bar ve 445 derece sıcaklıktaki buharı tek bir hedere basıyoruz. Bu bastığımız hederden de turbo makinelerimizi besliyoruz. Sistemimizde 4 adet turbo blower bulunmakta. Bunlardan 2 tanesi mevcut yüksek fırınlarımızı besliyor sürekli olarak. Blower 3 ve Blower 5. Blower 2 soğuk yedek olarak hazır bulunmakta. Blower 4 ise farklı bir ekipman. Blower 4 normalde elektrik üreten bir turbo jeneratör. Fakat devrede olan turbo blower'larımızdan herhangi biri devreden çıktığı zaman 90 saniye gibi kısa bir sürede elektriği kısarak hava üretmeye başlıyor ve yüksek fırınları emniyetli bir şekilde devrede tutuyor. Bunun dışında şu anda sistemimizde 3 tane turbo jeneratörümüz var. 1 ve 2 nolu jeneratörlerimiz artık devre dışı kaldı. 3 nolu jeneratör bizim ara buharı aldığımız bir jeneratörümüz. Proses buhar ihtiyacımızın önemli bir kısmını 3 nolu jeneratörün ara buhar kademesinden alıyoruz. Aslında bu açıdan bakıldığında devreden çıkan jeneratör 1 ve jeneratör 2 de ara buharlıydı. Aynı anda ısı ve elektriği ürettiği için 65 yılından beri kojenerasyon tesisi işletiyoruz diyebiliriz. Ama tabii bugünkü konumuz doğal gazlı kojenerasyon tesisimiz. Doğal gazlı kojenerasyon tesislerimizde gaz türbünü ve arkasında egzoz gazından faydalanan atık ısı kazanlarından oluşmakta. Aynı zamanda 45 bar ve 15 bar buhar üretimi yapabilmekte. Elektrik üretiminde son olarak şunu söylemek istiyorum. Buradaki bu elektrik üretimi dışında kullandığımız bu yüksek fırın gazı hattına koyduğumuz yüksek fırının tepe basıncından faydalanarak elektrik üreten genleşme türbinlerimiz var. Bunlar da aynı sisteme bağlanmakta. Erdemir'de kojenerasyon tesisleri 1997 ve 98 yıllarında kuruldu. Kuruluşunda 2x40 megawatt ve 2x80 ton atık ısı kazanları 2x80 ton sadece 15 bar proses buharı üretmek amacıyla kurulmuştu. Daha sonra yaz aylarında 15 bar buhar ihtiyacı azaldığından ve zamanla tesislerde kurulan ve kurulacak olan atık ısı kazanları da düşünülerek 2004 ve 2005 yıllarında atık ısı kazanları
2x60 ton 45 bar ve 2x20 ton 15 bar buhar üretecek şekilde modernize edildi. Söylemiştik, sistemimizde de 4 ayrı tesisimizde, Sinter fabrikasında, 2 ve 3 nolu slab fabrikalarımızda ve sürekli tavlama tesisimizde atıksız kazanları mevcut. Bunlardan da proses buharı üreterek üretmekteyiz. Gaz türbinlerimizle ilgili açıklamak istediğim bir iki husus var. Zaman içerisinde doğalgaz fiyatlarının artması ile özellikle gece tarife döneminde elektrik satın almak çok daha avantajlı hale geldi. Biz de gaz türbinlerinin manuellerini inceleyerek ve üretici firmaya da danışarak 2006 yılı Nisan ayından itibaren gece tarife dönemlerinde testlerimizi durdurmaya başladık. Bu şekilde dinamik bir yapıya geçerek doğalgaz ve elektrik birim fiyatları kıyaslamasına göre elektrik maliyetlerini belirli bir noktada tutmaya çalıştık. Şu anda API sistemine geçtik ve şu anda da yine saatlik fiyatlara bakarak doğalgazın avantajlıysa gaz türbinlerini çalıştırıyoruz ki şu anda çalıştırıyoruz. Elektrik satın almak avantajlıysa durduruyoruz. Tabii durdurduğumuz için de atıksız kazanı boşa çıkıyor. Bunun yanı sıra yüksek fırın tesislerimizde yapılan yenileme çalışmalarıyla üretilen yüksek fırın gazı mevcut tüketicimiz kapasitesini aştı. Bu nedenle fazla yüksek fırın gazını atmosfere atmaya başladık. Boşa giden bu enerjiden faydalanmak için de bu kojenerasyon tesisinin çalıştırılmadığı dönemlerdeki altı duruma düşen atıksız kazanlarından faydalanabileceğimizi düşündük. Bu amaçla da 2014 yılında bir nolu kojen tesisine harici bir yanma sistemi kurduk. Burada bir şekilde de görüldüğü gibi normal gaz türbinimizin çıkış sıcaklığı, egzoz gazı çıkış sıcaklığı 550 derece kazana giriyor. Oluşturduğumuz harici yanma sistemi de yine 550 derece sıcaklığı bu kazana vererek buhar üretmeye devam edebiliyor. Bu harici yanma sistemi temelde fan, yanma ve soğutma hava kanalı, yanma odası, brülör sistemi, sıcak gaz hava karıştırıcısı, gaz kanalları, kontrol vanaları, otomasyon sistemi ve atıksız kazanı bağlantılarından oluşmakta. Pilot gaz olarak 250 metreküp doğalgaz kullanıyoruz. Atıksız kazanı tek başına çalıştırdığımızda toplam 40.000 metreküp yüksek fırın gazı ile 21 ton 45 bar ve 7 ton 15 bar buhar üretebiliyoruz. Gaz türbiniyle birlikte çalıştırdığımızda ise bu tükettiğimiz, yakabildiğimiz gaz miktarı düşüyor. 15.000 metreküp'e düşüyor ama mevcut üretimine ilave olarak 4'er ton yine 45 bar ve 15 bar buhar üretilebiliyor. Bu tesis tam kapasite çalıştığında yıllık 45 milyon kilovat saat elektrik üretim kapasitesine sahip. Bu da satın alınan elektrikte bize %6,5 oranında bir azalma sağladı. Kojenerasyon tesisinin bu start-stop özelliğiyle elektrik maliyetlerimizi aşağı çekmekte esneklik sağladığından ve proses buhar ihtiyacımızın bir kısmını karşılığından bahsetmiştim. Son olarak iki ayrı bir faydadan daha bahsetmek istiyorum. Birincisi gaz türbinlerinin elektrik şebeke sisteminin güvenliğini arttırması. Erdemir'deki bazı tesislerimiz yapıları gereği, örneğin kok fabrikası, yüksek fırınlar, su tesisleri, kuvvet santralinin kendisi, sürekli dökümler ve çelikhane tesislerimiz elektrik enerjisinin kesilmesine tahammülü yoktur. Bu nedenle acil ihtiyaç için bizim sürekli 60 megawatt elektrik üretmemiz gerekir. Bizde de TÜPRAŞ gibi buharlı ekipmanlar olduğu için herhangi bir arıza durumunda konvansiyonel sistemimiz devrede olmaktadır. Ayrıca biz yük atma sistemini de çalıştırarak tesisimizi ulusal şebekeden izole ederek frekansı da tutarak ayakta tutuyoruz. Ama bu 60 megawatt'ı her zaman yan ürün gazlarla üretemiyoruz. Yani bu da üretim temposuyla ilgili bir şey olduğu için. İşte bu noktada da doğal gaz türbinlerimiz devreye girmekte ve bu 60 megawatt'ı her zaman üretebilmekteyiz. Tesisler hem frekans tutmakta hem de devrede değilse veya arıza sırasında devreden çıksa bile 15 dakika gibi kısa bir sürede devreye girerek sistem güvenliğini artırmaktadır. Son olarak da API sistemindeki dengesizlikleri gidermede de gaz türbinlerinden faydalanıyoruz. Tabii ki o anki durumuna bağlı olarak ama herhangi bir arıza durumunda dengesizliği tesislerimizin devreden çıkması durumunda doğalgaz gaz türbinlerimizin o anki yüküne göre yük alıp vererek dengesizliklerimizi bir miktar azaltıp elektrik maliyetlerinin artmasını önlüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Barış Bey, biz de çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Evet, kojenerasyon tanımı itibariyle zaten elektrik ve ısının eş zamanlı olarak verimli sistemlerde üretilmesi. Fakat bunun gibi örneklerde görüyoruz ki bir taraftan yakıt tarafında da ciddi farklı düşünceler mevcut. İşte atık ısının değerlendirilmesi ya da ara kademe gazlarının yakıt olarak değerlendirilmesi burada verimliliği kat be kat arttırıyor. Hepsinin ötesinde operasyonel arz güvenliği açısından da
herhangi bir şebeke arızasında sürekliliği sağlamak için kojenerasyon sistemler çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Sedat Devlebicioğlu, Sokar Türkiye'den Enerji Üretim Müdürü. Sedat Bey, buyurun lütfen. Evet, merhabalar. Sedat Devlebicioğlu. Sokar Türkiye Rafineri Petrokimya İş Birimi Aliağyer İlişkisi'nde Enerji Üretim Müdürü olarak görev yapıyorum. Aliağyer İlişkisi'nde şu gördüğümüz saha Petkim'in 21 tane tesisinin olduğu bölüm. Buraya daha sonra işte konteyner terminali, Star rafinerisi, işte rüzgar türbinleri 51 megawattlık ve son olarak da bu depolama tesisleri ilave edildi ve bu bölgede yani rafineri, petrokimya, enerji, lojistik gibi bir entegrasyon sağlanmış oldu. Şunu da göstereyim. Bizim kojenerasyon santrali bu petrokimya tesisinin ortasında yer alıyor. Petkim olarak 21 tane üretim tesisinden oluşan bir kompleks bir yapıya sahibiz. Bunlardan 15 tanesi kimya yani proses fabrikaları. 6 tanesi de utility yani yardımcı işletmelerden oluşuyor. 3.6 milyon ton yıllık üretim kapasitesi ve buna karşılık da 800 bin tepenin üzerinde bir enerji tüketimi mevcut. 2020 rakamlarıyla 12.1 milyar TL'lik bir net satış geliri var. Sanırım bu 1.6 milyar dolar civarına denk geliyor. Bunun 574 milyon dolarlık kısmı ihracat gelirinden oluşuyor. Şimdi kojen veya daha geniş anlamıyla elektrik üretim kısmına bakacak olursak 51 megawattlık bir rüzgar santralinden bahsetmiştik. Bu daha çok satış amaçlı kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi güvenli bir kaynak olmadığı için. Kojen kısmında da 4 tane konvansiyonel kazan, 2 tane karşı basınçlı ve çift ara çekişli buhar türbünü, 2 tane kondenser türbünü ve bir gaz türbünden oluşuyor. Gaz türbünü bu sisteme en son entegre edilen ünite. Bu ünitede bu sisteme entegre edildikten sonra karşı basınç türbinlerden bir tanesiyle kondenser türbinlerden bir tanesini durdurduk. Dolayısıyla şu an operasyonu bir gaz türbünü, bir karşı basınç türbünü ve bir kondenser türbünle yürütüyoruz. Ve dolayısıyla özellikle kondenser türbünü durduktan sonra gaz türbününün katkısıyla şu an toplam verim %70'in üzerinde. Tabii bu anlamda kat edeceğimiz mesafe var. Hani sunumun devamını da bahsedeceğiz. Yine diğer katılımcılar da bahsettiler. Yani optimum bir kojenerasyon tesisinde %80 üzerinde, 85'lerde bir verim elde etmek mümkün. Kojenerasyonun faydalarına ben değineceğim. Tabi bu birçok katılımcı da aslında bunlardan bahsetti. Biraz tekrar gibi olacak aslında. Şimdi biz gerek Petkim'de ya da genel anlamda kojenerasyon tesislerinde yani yüksek verim elde etmek çok mümkün. Yani gerek Petkim için ya da şu an hani gündemde olan Star rafinerisinin kojenerasyon tesisi için de yaptığımız ön mühendislik çalışmalarında %85-90'lara varan verim elde etmek mümkün. Dolayısıyla bu yüksek verimde girdi olarak daha az yakıt kullanmış oluyoruz. Bizim ana yakıtımız burada doğalgaz. Aynı enerjiyi daha az yakıtla elde edince haliyle bu ısı ve güç üretimi daha az bir maliyetle, daha düşük maliyetle ve geri ödeme süresini de daha kısaltarak elde etmek mümkün. Bunun yanında değişen operasyon şartlarına bağlı olarak zaman zaman elektrik satış imkanı da doğabiliyor. Dolayısıyla yüksek verim ve düşük maliyetten dolayı daha rahat bir elektrik satışı söz konusu olabiliyor. Yani bir kombine çevrim, ticari amaçlı bir kombine çevrim santrallerinde özellikle bu dönemde elektrik satışı oldukça zorken yüksek verimli bir kojende eğer
bir fazla kapasite varsa düşük miktarda da olsa bir satış geliri elde etmek mümkün. Verimle ilgili şöyle bir tablo hazırlamıştık. Yani bir mukayese amaçlı. Yani %60 veri, %59 verimin olduğu bir tesiste örneğin işte 70 megawatt ısı, yani bu ısı direkt bir egzoz ısısı da olabilir, bir buhar da olabilir, sıcak su da olabilir, fark etmez. Bunun yanında 30 megawattlık bir mekanik güç ya da elektrik güç ihtiyacını biz 169 birimlik bir girdiyle elde ederken ve bunun 69 megawattlık kısmı kayıp oluyorken yüksek verimli bir mesela %88 verimli olduğunu varsaydığımız bir kojenerasyon tesisinde aynı güç ve ısı eldesini 114 megawatt gibi bir girdiyle ve 14 megawattlık bir kayıpla elde etmek mümkün. Dolayısıyla burada enerji maliyetinizi oldukça aşağı çekmiş oluyorsunuz. Tam maliyet avantajının yanında farklı şeyler de, kazançlar da elde etmek burada mümkün. Örneğin şurada kısaca bahsetmeye çalıştım ben. Elektrik mühendisiyim. Yani şebekede geçtiğimiz yıllarda aslında bu Aliada'da ya da Türkiye'nin diğer kısımlarında da çok sık arızalar yaşıyorduk. Ama son yıllarda işte şebekede özellikle bizim Aliada bölgesinde de oldukça iyileşme anlamında mesafe kat edildi. Arızaların sayısı, sıklığı, işte süresi gibi Türkiye genelinde oldukça iyileşme sağlandı. Ancak yine de zaman zaman arızalar yaşayabiliyoruz. Yani bu illa bir kesinti olması gerekmiyor. Şebekedeki bir gerilim darbesi, oluşan gerilimdeki düşüş ve süreye bağlı olarak sisteminizi yine etkileyebiliyor. Eğer kaynağınız yoksa burada işte ekipman bazlı duruşlar yaşayabiliyorsunuz. Mesela bir motorun durması ya da işte oldukça yaygınlaşan, yani Petkim'de de çok yaygın aslında artık, değişken hızlı sürücülerin etkilenmesi işte gibi bir takım olumsuzluklar yaşayabiliyorsunuz kesinti olmasa bile. Dolayısıyla bu tür olumsuzlukların da önlenmesi anlamında bir kaynağınızın olması oldukça önemli. Şebekedeki bu gerilim dipleri, yani gerilim darbeleri diyelim, bunlardan minimum etkilenme, ekipman duruşlarının yaşanmaması gibi. Ayrıca enerji kesildiği zaman ada konumuna geçerek yine üretimin sürekliliğinin sağlanması gibi avantajları biz yıllardır kullanıyoruz bu kojenerasyon tesisiyle. Dolayısıyla bu duruşlardan dolayı üretim kayıplarını minimize etmiş oluyoruz. Burada kurum imajı dedim ben. Aslında yani şöyle söyleyebiliriz. Bir enerji kesintisi olması durumunda hani çok hızlı bir devreye giriş imkanı varsa bu belki söz konusu olmayabilir. Ama petrokimya gibi ya da başka bazı sektörlerde dakika mertebesindeki bir enerji kesintisinin sonrasında normal operasyona geçiş işte 8-10 saat gibi ya da işte birkaç gün gibi süreler alabiliyor. Ve ani duruşlarda ayrıca ekipman hasarlanmaları söz konusu olduysa bu haftalar mertebesinde bir tekrar normal operasyona geçiş zaman alabiliyor. Dolayısıyla burada örneğin bir siparişinizin yetişememesi, işte bir müşteriye karşı zor durumda kalma gibi olasılıkları da söz konusu. Bu anlamda da yine kojenerasyon tesisinin olması şirketler açısından bir avantaj. Pek çok tesiste bizde olduğu gibi bu üretim yani kojenerasyon üretim tesisleri daha çok tüketimin olduğu baralara bağlanıyor. Bizde de bu şekilde. Dolayısıyla şebeke kaynaklı az önce bahsettiğim hani gerilim darbeleri, işte kesintiler vesaire buradaki tüketim tesislerini minimum düzeyde
etkilemiş oluyoruz. Şimdi HSC açısından da ben olayı değerlendiriyorum. Özellikle petrokimya gibi mesela son derece riskli çevre açısından da, insan açısından da risk kimyasalların olduğu bir tesiste ani duruşlar çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Her ne kadar emniyet sistemleri olsa da bunlar çok sık yaşandığı zaman bu emniyet sistemlerine her seferinde bel bağlamak durumundasınız. Bunların herhangi bir şekilde devreye girmemesi durumunda gerek çevre açısından gerekse insanlar açısından oldukça riskli durumların oluşması söz konusu. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum. Yani 90 km hızla giden bir aracın bir duvara çarpması durumunda her seferinde hani testlerde Euro NCAP'te vesaire ölüm beklenmeyebiliyor ama bu her zaman mümkün değil. O açıdan ben bu kojenerasyon tesislerinin HSC açısından da oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz ve onu petrokimyada zaten görüyoruz. O yönde ben özellikle dile getirmek istedim. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Birkaç konuyu tekrar özetlemek isterim. Evet, gerçekten değinilmeyen konulardan bir tanesi de iş sağlığı güvenliğiydi. Bu tarz kojenerasyon sistemleri olası tehlikeli durumlarda ya da şebeke arızalarında iş sağlığı açısından da, işçi güvenliği açısından da firmalarımızın emniyette kalmasını sağlıyor. Bu açıdan da çok önemli. Sırada Türkiye'nin en büyük kojenerasyon tesisi var. Kazan Soda, Ayhan Tevfik Tuncay. Ayhan Bey, Enerji Üretim Müdürü. Buyurun Ayhan Bey, sizlerin. Merhabalar herkese, değerli katılımcılar, sektör temsilcileri. Ekran gözüküyor herhalde Süha Bey. Gözüküyor. Tamamdır. İsmim Ayhan Tuncay. Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ Enerji Üretim Müdürüyüm. Öncelikle Kazan Soda hakkında genel bilgiler vererek başlamak istiyorum. Kazan Soda Elektrik Türkiye'de maden, kimya, enerji, medya sektörlerinin öncü kuruluşlarından olan Ciner Grubu'nun bir alt kuruluşudur, bir şirketidir. Kazan Soda Elektrik, Avrupa'nın en büyük doğal ağır soda külü ve sodyum bikarbonat üreticisidir. 7.1 milyon ton %100 doğal soda üretimiyle dünyada bir numara lider konumundadır. Ayhan Bey, tam ekran yapmamız mümkün mü? Teşekkürler. Burada tabii uygulanan madencilik tekniği olarak da çok unik bir teknik olan solüsyon madenciliği tekniği uygulanmaktadır. Dolayısıyla kojenerasyon tesisinin en büyük kurulma amaçlarından birisi de bu tesis madene ihtiyacı olan buharın sağlanması içindir. Keza aynı şekilde Amerika'da da doğal soda külü üretimi için yatırımlar devam etmekte olup Imperial ve Ciner Resource yatırımları da kojenerasyon tesisi projeleri devam etmektedir şu esnada. Aynı şekilde lojistik operasyonlar ve liman işletmeciliği devam etmektedir. Sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik taahhüdü altında devam eden çalışmalar mevcuttur. Ben kısaca tarihçesi hakkında Kazan Soda'nın bilgi vermek istiyorum. 2013-2014 yıllarında inşaat başlamış olup 2017'nin 3. çeyreğinde üretim başlamıştır. Tabii aynı şekilde kojenerasyon tesisinin de üretimi başlamıştır. 7200 kilogramlar seviyesinde 7200 ton seviyesinde olan üretim geçen sene bu sene başından itibaren 2020'nin sonlarından itibaren 8200 tonlara ulaşmıştır.
kazan soda elektrik hakkında genel olarak dünyanın en büyük ikinci trona rezervine sahiptir. Dünyanın en büyük çözelti madenciliği ve trona üretim tesisine sahiptir. Avrupa'nın en büyük soda külü üretim tesisidir. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 2018 yılında 84. sırada, 2019'da 64. sıraya yükselmiştir. Üretim bazlı satışlar net olarak 360 milyon USD civarındadır. Toplamda 15 milyar dolarlık bir kimyasal ticaretin ilk en çok ticareti yapılan ilk 10 kimyasal üründen bir tanesidir. Dünyadaki en saf soda külü üretimi Kazan Soda'da gerçekleştirilmektedir. Tek ünite ve aynı yerleşke içerisinde 380 megawatt, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 380 megawatt ve 400 ton buhar üretim kapasitesine sahip Türkiye'deki en büyük kojenerasyon tesisidir. Yaklaşık 20 kilometre faaliyet alanı içerisinde 1.6 milyar ton trona işlenerek 2,5 milyon ton doğal soda külü ve 200 bin ton sodyum bikarbonat üretilmektedir ve tamamı doğal bir şekildedir. Çevresel üretim beyanı sertifikasına sahip olan tek tesistir. Taşeronlarla birlikte yaklaşık 1000 kişi civarında çalışan mevcuttur. Burada da görüldüğü gibi aslında 3 bölümden oluşmakta tesis, maden, proses ve kojenerasyon olarak. Madenle ilgili olarak burada kısa bir sunum, bir film var, onu göstermek istiyorum. Çünkü neticede iniyor. Oradaki kavernlerden kojenerasyonda üretilen buhar ve gönderilerek dikey kuyulardan brine olarak alınmakta ve bu sonrasında proseste işlenerek doğal soda külü haline dönüştürülmektedir. Cam üretiminden kabartma tozuna kadar birçok sektörde kullanılmaktadır doğal soda külü. Kojenerasyon tesisinde normalde 154 kilovolt üzerinden fazla enerjisini ulusal şebekeye sağlamak ve Kazan Soda'nın buhar ve elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. 275 megawatt gücünde gaz türbini ve ısı geri kazanım sistemi, atık ısı kazanım sistemi bulunmaktadır. Atık ısı kazanım sisteminde 32 megawattlık bir supplementary firing, yani duct burner dediğimiz sistem mevcuttur. Ayrıca 104 megawatt buhar türbini mevcuttur. Bu iki kademeli buhar türbinidir. Bir kısmında SS-800 dediğimiz extraction back pressure türbin, arada SSS kaplinle bağlantı yapılarak SSS-600 kondensing türbin olarak çalışmaktadır. Normalde prosese buhar verilirken sadece extraction türbinle devam etmektedir sistem. Sonrasında ama kombine çevrim olarak çalıştığında kondensing türbinde devreye alınmaktadır. Şu anda 3 adet konvansiyonel kazan bulunmaktadır. 4. kazanımız inşa halindedir. Bu sene Haziran ayında devreye girecektir. Ayrıca sistemde T3000 DCS sistemiyle kontrol edilmektedir. Bu üretilen buharın 150 tonluk kısmı, 2 barlık kısmı 140 derecede proses steam'i olarak maden kısmına, diğer kısmı 230 ton buharlık kısmı 13 barda 200 derecede prosese gönderilmektedir. Toplamda 380 ton saat civarında buhar üretilerek proses ve maden alanlarına gönderilmektedir. Aynı şekilde kojenerasyon tesisi şebeke dalgalanmalarına paralel olarak sürekli olarak primer frekans kontrolüne de, yani bir enerji santralı gibi de cevap vererek 27 megawattlık bir PFK rezervi sağlar.
ve buna katılımı sağlar şebekenin stabilitesi ve balansı için. Tesisimizde bir adet Siemens SGT-5 4000F gaz türbini, F sınıfı gaz türbini mevcuttur. Kombine biçimde Siemens buhar türbini mevcuttur. Bir tane atıkısı yönüne göre yatay tipte 32 megawatt bahsettiğim gibi duct burner'a sahip bir HRSG atıkısı kazanı mevcuttur. 3 adet yardımcı kazan ve ACC olarak adlandırdığımız kapalı soğutma sistemi mevcuttur. Sistem 379 megawatt kurulu gücü, %53.1 kombine çevrim verimi mevcuttur. Kojenerasyon cycle'ında, çevriminde verimimiz %89.4'lere ulaşmaktadır. Toplam buhar üretim kapasitemiz 412 ton saattir. Aşağıdaki değerlerde de 2020 yılındaki toplam elektrik üretimimiz 2.131.448 megawatt saat olarak ve doğal gaz tüketimimiz de 530 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir. Genelde aslında 550 milyon metreküp civarında olmakla birlikte pandemi nedeniyle 530 milyon civarına düşmüştür bu sene. Toplam buhar üretimimizde 2.807.417 ton civarındadır. Burada genel olarak bir kojenerasyon tesisinin genel şeması mevcuttur. Kojenerasyon tesisi bakım ve emra amadelik ve güvenilirlik açısından gerçekten 2020 yılında 4 günlük bir unplanned duruş yaşamıştır. 8 günde planlı bir duruş yaşadık. Fakat şöyle ki bu 3 günlük duruşumuz dış kaynaklı bir doğalgaz kesintisinden olmuştur. Bir gün sadece arıza kaynaklı bir duruşumuz olmuştur. 2021 yılının başından itibaren bugüne kadar planlı ve plansız herhangi bir duruşumuz olmamıştır. Kojenerasyon tesisinin bu sene Eylül ayında kapsamlı bir bakımı gerçekleştirilecektir. Kojenerasyon tesisi biraz önce diğer katılımcıların bahsettiği gibi %90 yaklaşık toplam verimliliğe ulaşmaktadır. Isı ve güç anlamında ciddi enerji tasarrufu sağlamaktadır. Güvenilir, kaliteli ve emniyetli enerji sağlamaktadır prosesin ihtiyacına göre. Biraz önce diğer katılımcıların belirttiği gibi şirket reputasyonu için de çok önemli, çünkü enerji kesintileri hiçbir sektörde, özellikle de büyük endüstriyel tesislerde istenmeyen bir durumdur. Aynı şekilde karbon ayak izi ve çevresel açıdan düşürülmüş karbon ayak izi ve daha çok çevresel ve emisyon değerlerini sağlayan enerji santrallarıdır, kojenerasyon tesisleri, enerji sistemleridir. Genel hatlarıyla iletmek istediklerim bu şekilde. Sayın Ayhan Tevfik Tuncay, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunum. Özellikle koyduğunuz videoda prosesi anlamamız açısından gerçekten çok etkileyici oldu. Bizler de Siemens Enerji olarak bu projenin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Evet, operasyonel verimlilikte bu kadar harikalar yaratan panelistlerimiz tabii ki zaman yönetiminde de iyi olacaklardı. Tam 5.30'da bitirmeyi hedeflediğimiz toplantımızda 5.30 itibariyle panelimizi sonlandırıyoruz.